Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli izleyiciler, o hale geldi ki bu rejimin, çünkü rejim değişti biliyorsunuz, artık öyle parlamenter demokrasi falan yok. Bireysel bir iktidar var, kişisel bir iktidar var, kişiye bağlı bir rejim var. Bu rejimin hukuka müdahalesi, bu rejimin adaletsizlikleri, bu rejimin emirleri, adalete yönelik emirleri, yani böyle hani genel kamuoyunda ben bu mahkemeyi de kararı da tanımıyorum, saygı da duymuyorum filan diye bir geneller dışında perde arkasından gelen emirler ve o emirlere uygun olarak yapılan uygulamalar o hale geldi ki artık birazcık hukuk yalamış, azıcık vicdanının sesini dinleyen, birazcık ahim, evrensel hukuk filan, yahu ne der, Türkiye rezil oluyor filan diyenler artık bu emirlere göre verilen adaletsiz, hukuksuz ve haksız kararları reddediyorlar. İstinaf mahkemelerinden başladı. Yargıtay'a da gidecektir. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Bu ülkedeki savcı ve yargıçlar ve tabii bir ölçüde avukatlar ama esas savcı ve yargıçlar en vicdanlı, en bilinçli insanlardır. Ha, onlar arasında vicdansız, bilinçsiz, vicdanını cüzdanına satanlar yok mudur? Elbette vardır. Pek çok örneğinde görüyoruz. Görüyoruz, yaşıyoruz falan. Ama meslek itibarıyla nasıl bir mimar, bir mühendis kendi mesleğine saygılıysa, nasıl bir hekim İnsan hayatını her şeyin önünde tutuyorsa ve bu yüzden de bu iktidarın hışmına uğruyorsa, hekim olduğu için, aynen mühendisler, mimarlar, hatta işte hukuk insanları, avukatlar filan, savcı ve yargıçlar da sırf adalet mesleğine mensup oldukları için, aynen mimar ve mühendislerin yapılara, evlere, yollara bilinçli baktıkları gibi, adalete ve hukuka da bizden, normal vatandaştan, en azından ben kendim için kullanayım, benden daha bilinçlidirler diye düşünüyordum. Nitekim bugün, yahu adam yani Kılıçdaroğlu elinde belgeyi gösteriyor. Belgenin gerçek belge olduğu Ankara Başsavcılığı tarafından tasdik olunmuş. O belgeye ilişkin yaptığı, hem de meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan dolayı hakaret davası açılıp tazminata mahkum ediliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Üstelik de kim? Bu davanın verildiği mahkemenin yargıçları görevden alınıp yerlerine alelacele getirilen başka bir takım yargıçlar tarafından ki kendilerine karşı yargıçların reddi isteminde bulunulmuş. Bu istemi bir paralel başka bir mahkemeye veya bir üst mahkemeye yollaması gerekir. Yani hayır demiş, ben karar vereceğim ve mahkum etmiş. Döndü istinaftan. Yani çünkü artık bunun, yani o şeyin, minarenin kılıfa girecek, o mızrağın o minarenin kılıfa girecek hali kalmadı. Bu birinci olay. İkinci olayı çok fazla uzatmayacağım. Biraz evvel sevgili Evren Özalkuş'un ana haber bültenine giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk konuşması bence ikinci olay. Şimdiye kadar bir politikacıdan bu kadar konusuna hakim, bu kadar iyi hazırlanmış, bu kadar hem genel çerçevesi, yani teorik ve ideolojik siyasal çerçevesi güzel, hem de ayrıntıda doğru bilgiler içeren bir konuşma ben ilk defa dinliyorum. Bunu açıkça belirtmek isterim ve kendisini de kutlarım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ben de istinaf mahkemesinin verdiği kararın çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yargıç, mahkemenin süreci de enteresan. 4 yargıç değiştirilmişti biliyorsunuz hocam. Belgeler gerçek. Bir de oyun yapmışlardı. Değerli seyirciler, bu Man Adası belgeleri. Bir sterline kurulan, önce Türkiye'de kurulup daha sonra Man Adası diye okyanusta bir adaki, oralarda genellikle offshore şirketleri vardır. Kıyı şirketleri, kıyı bankacılığı falan yapılır. Şirketler yoktur orada aslında. Bir posta kutusundan ibaret bir adresleri vardır. Kağıt üzerindedir her şey.
para transferlerinde, kirli ticarette, kara para aklanmasında ve ne diyelim kaynağı belirsiz paranın dünyada dolaşımında kullanılan şirketlerdir bunlar. Bazen ihracat kolaylığı sağlamak için yapılan, kurulan şirketler de vardır. Yok değil, bütün şirketleri bu şekilde nitelendiremeyiz. Nihayetinde böyle bir şirket var ve işte Erdoğan ailesinin bütün mensupları da bu şirketin kurucuları arasında. Zaten şirketin adı da aile mensuplarının adlarının baş harflerinden oluşuyor. Bütün belgeler gerçek. Ya işte para gitti mi geldi mi? Para Manadası'ndan Türkiye'ye transfer ediliyor. Bir sterline kurulan yani 6-7 lira Türk parasıyla yaklaşık 7 lira civarında bir para. Sermayesi bu değerli seyirciler. 7 lira. 7 lira. Bir çorba parası bile değil. 7 lira. 7 liraya kurulan bir şirket 15 milyon dolar para gönderiyor ve bu aile bireyler arasında dağıtılıyor. Yani bu şirket yöneticiler arasında daha doğrusu dağıtılıyor. Bu Kemal Bey tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna açıklanan bir belgeydi. İlk önce para gönderildi diye bir sürçülisan, bir dil sürçmesi yapıldığı için bunun üzerinde tepindiler. Efendim para gitmedi geldi, siz belgeyi bile yanlış yorumluyorsunuz filan diye. Evet dedi ya bu belge, evet para gelmiş. Bu daha vahim. Bu daha vahim. Para gelmiş, kaynağı belirsiz bir para gelmiş. Manadası'ndaki şirketin hangi iş ya da ticaret dolayısıyla bu kadar bir sterline kurulan şirketin bu kadar büyük bir kar elde edip Türkiye'ye bu para gönderdiğini siz gelin kanıtlayın dediler. Kaldı ki bunu koyun dediler ortaya ve mahkemeye verdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan. Şöyle bir şey yapıyorlar değerli seyirciler. Gerçeği söyleyenin hakkında bir hukuk büroları var. 100'e yakın avukat çalışıyor. En az 50 kişi var zaten İstanbul'daki davalara bakan. Türkiye'de daha fazladır bu. 100'e aşkındır. Onlar verilen talimat üzerine Sayın Erdoğan'ı eleştiren herkes hakkında dava açarak bir yıldırma politikası izliyorlar. 65 bin dava var. Vatandaşlar hakkında dava açılmış. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanının açmadığı düzeyde davadır. Yani Demirel döneminde 50-60 tane dava ya vardır ya yoktur. 30-40 tanedir, 20 tanedir, 15 tanedir. Taş çatlasa bu kadardır. 65 bin dava var zannediyorum, bu dava sayısı 70 bine kadar ulaştı. En sonunda o kadar hızlı davalar açıyorlar ki şehit annesine dava açtılar. Pakize anneye. Dava açtılar, sonra şehit annesi olduğunu öğrenince avukatlar dilekçeyi geri çekiyorlar. Kim eleştirmişse Sayın Erdoğan onun hakkında dava açılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu hakkında da açtılar ve Kılıçdaroğlu tazminata mahkum edildi. Nasıl mahkum edildi biliyor musunuz değerli seyirciler? O mahkemelere bakan yargıçların dördü de değiştirildi. Dört yargıç da değiştirildi ve mahkum edildi. Tazminata mahkum edildi ki, ha bak bu iddialar yalanmış. Bak tazminata mahkum edildi dersin. Hayır. İspat hakkı istediler, verilmedi. Ticaret, özel hayatın ve ticaretin gizliliği nedeniyle mahkemeye belgeler gönderilmedi. Neye göre mahkum ettiler belli değil. Tam anlamıyla bir hukuk katliamı işlendi orada. Sarayın kadıları bu davada, mahkemede, sarayın kadıları, yargıçlar değil. Hukuk devletinin yargıçları değil. Evrensel hukuk, yerel hukuk, bu ülkenin hukuk birikiminin üzerinde hareket eden ve buna bağlı olarak karar veren, vicdanlarıyla ölçen biçen yargıçlar değil, sarayın kadılarıydı onlar. Yine bize ümit veren bir gelişme var ki istinaf mahkemesinden bu döndü. Bozdular. Hukuka aykırı karar verilmiştir diye usul yönünden bozdular. Şimdi o mahkemelere gidecek ve reddi hakim istemişlerdi. Reddi hakimden bozmuşlardı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları çünkü adil bir karar verilemeyeceğini belirterek mahkemeyi terk edip reddi hakim istemişlerdi. Yani hakimleri reddetmişlerdi. Değiştirilmesini istemişlerdi. Yeni atanacak hakimlerle böyle bir davaya bakılacak. Bence bu bir umut ışığıdır. Türk yargısının, Türkiye Cumhuriyeti yargısının, adliyesinin hala içinde gerçekten yargıçların, hukuka ve adalet ilkelerine bağlı yargıçların olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Umarız öyle sonuçlanır hocam. Öyle gider. Bu önemli bir gelişmedir ve bir yanıyla da AKP iktidarının aslında daha önce olduğu gibi yargıyı, devleti bütünüyle denetleyemediğini, iktidarda bir çözülme olduğunu göstermesi bakımından da başka bir işarettir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar da, hak ihlalleri kararları da bunun işaretlerinden biriydi diye düşünüyorum hocam. Çok haklısınız. Başka bir konuya geçmeden bu konuda bir iki şey daha müsaade ederseniz buyurun, söylemek istiyorum. Bir tanesi... 18 artı 10 zaten bu. Evet. Ama evet, epeyce tanesi, gündem yoğun. Evet, biliyorum ama bu konuda muhakkak işaret etmek istediğim bir şey var. Çünkü hani
Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmeli. Bu Çelik soyadlı avukat, yani sevgili Kılıçdaroğlu'nun avukatı, değerli bir hukukçu ve inanmış bir adalet savaşçısı. Bu davada yapılan hukuksuzluk karşısında cübbesini mahkemede çıkarıp bırakıp yürüdü gitti. Yani protestoysa protesto, hukuksa hukuk, adaletse adalet. Üstelik şimdi bu avukat, onun için sürdürüyorum müsaadenizle. Tabii ki, buyur hocam. Bu avukat başka bir skandalla karşı karşıya. Başka bir skandalla karşı karşıya. Yine Kılıçdaroğlu'nun yine meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşma aleyhine, yine AKP'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bir davada yine Kılıçdaroğlu'nu savunuyor ve savunurken avukatı olarak gayet doğal, gayet yaptığı işin gereği olarak Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini savunuyor. O sözlerin gerçek olduğunu söylüyor. Yani avukatlık görevi olarak aleyhine dava açılmış olan müvekkilini savunurken o dava, o sözlerle ilgili olduğu için o sözleri savunuyor. Vay, sen misin bunu yapan? Aynı şekilde yine AKP'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından veya tabii ki kendisi tarafından, kendisinin Celal Kılıç, onayında, avukat Celal Kılıç. Celal Kılıç tarafından aynı suçlamayla bu avukat hakkında da, Sayın Kılıç hakkında da dava açılıyor. Pardon hocam, düzeltiyoruz. Arkadaşlar rejiden düzelttiler. Celal Çelik'miş. Celal Çelik, evet Çelik. Yani siz müdahale ettiniz diye ben de şey yapmadım. Zaten pek ismini söylemiyorum. Çelik. Çelik soyadlı, oradan aklıma şey, Cemil Kılıç var bir tane bizim ilahiyat profesörümüz. O Kılıç'tır, bu Çelik'tir. Çelikten Kılıç'tır bu adamlar. Bir tanesi Atatürkçü bir din bilginidir. Öbürü de bir hukuk savaşçısı, demokrasi inançlısıdır Çelik. Evet, bu Çelik hakkında böyle bir ikinci bir skandal dava daha var. Yani o da söyledi, dedi ki bu dedi hukuk tarihinde görülmemiş bir şey. Bir dedi avukata savunduğu müvekkilinin suçundan dolayı onu savunduğu için dava açılıyor dedi. Yani olaylar bu noktada ama ben hala gerçekten yani öyle dil rüşveti falan değil. Değerli izleyiciler, ben gelmişim 80 yaşına. Beni hapse atsalar ne olacak, atmasalar ne olacak? Evde okuduğum kitabı hapiste okurum. Yani zaten kaç yıl yaşayacağım. Vız gelir, tırız gider. Kimseye ne dil rüşveti vermeye ihtiyacım var, ne hukuk rüşveti, ne şu ne bu. Ben bir toplum bilimciyim. Duyduğumu, yani hissettiğimi ve inandığımı söylerim. Ben hala bu ülkede savcıların ve yargıçların en vicdanlı, hukuka en bağlı meslek kuruluşları, meslek mensupları, meslek örgütleri mensupları veya meslek mensupları içinde olduğuna ve hala her türlü baskıya, her türlü atama baskısına, her türlü parti teşkilatından alınıp avukatlığa, oradan yargıçlığa, savcılığa getirilmelerine karşın vicdanlı ve namuslu hukukçular olduğuna aralarında inanıyorum. Bütün meslek gruplarından da daha fazla olduklarına inanıyorum. Evet. Hocam, Fatih'te 4 kardeşin intiharı. Şimdi bu Türkiye'yi sarsmaya başladı. Benim kanıma dokunan bir şey var. Akit gazetesinin bugün, yani İslamcı faşist bir gazetedir bu, dinci faşist bir gazetedir. Atatürk'e galiz küfürler eden, oradan hakkında bir işlem yapılmayan, Akit TV'de Cumhuriyetçilere, Kuvayi Milliyecilere, Mustafa Kemal'e, Türkiye'de özgürlük ve demokrasiden yana olan insanlara, Cumhuriyetçilere, modern bir yaşam, çağdaş bir yaşam tarzını seçmiş insanlara karşı sürekli hakaret ve küfür edilen, cihatçı, gerici ve faşist bir gazetedir. Bu gazete, intiharın sebebi anlaşıldı diye başlık attı hocam. Nedenmiş biliyor musunuz? Ateizm. Ateistmiş bunlar. Çünkü evde bir ateizmle ilgili bir kitap bulunmuş. Bunu okudukları için intihar etmişler. Şimdi şöyle mi diyeceğiz hocam biz?
El-Bağdadi binlerce insanı öldürdü. Kur'an okuduğu için mi öldürdü demek lazım. Eğer o ne kadar yanlışsa, El-Bağdadi sizin Müslümanlığınızı bile beğenmiyordu. El-Bağdadi'nin ben vaazlarını, minbere çıkarak yaptığı konuşmaları dinledim. Bunları çevirttim. Kendi tez çalışmam için, değerlendirmek için. Üstelik de 14. 15. yüzyıl Arapçasıyla konuşan bir adam El-Bağdadi. İlahiyata kendi açısından son derece hakim, Selefiliği gayet iyi bilen, Mutezile'yi eleştiren, Eş'ariliği bile yeterli bulmayan ve sizleri de Müslüman saymayan bir adamdı. Peki binlerce, on binlerce insanın kanına girdiler. Boğaz kestiler. Allahu Ekber diye tekbir getirerek boğaz kesenleri de biz bu katliamın, bu katillerin, bu boğaz kesmelerin sebebi belli mi diyeceğiz? Sizin hoca efendilerinin kitabını okudukları için, alimlerinizin kitaplarını okudukları için, hatta Kur'an-ı Kerim okudukları için mi katil oldular diyeceğiz? Bu ne kadar alçakça, bu ne kadar yanlış bir değerlendirme ise bu değerlendirme de o kadar alçakça. Tanrı Yanılsaması diye bir kitap var. Onu rafta görmüşler. İntiharın sebebi ortaya çıktı diye. Çünkü hani intihar etmek günah ya İslam dinine göre. Peki başkasının canını almak sevap mı? Cihat için insanların canını alınca sevap oluyor değil mi? Dinden çıkanı öldürdüğünüz zaman bu sevap oluyor öyle mi? İşte bu orta çağ hukukudur. İlkel hukuktur. İslam'ın bu orta çağı, devam eden orta çağı aşılamadığı sürece İslam dünyası bu karanlıklar içinde kıvranmaya, Batı'nın kölesi olmaya, ilkel bir yaşam içinde debelenmeye, felaketlere, yoksulluğa, sefalete mahkum olacaktır. Bu kafa nedeniyle mahkum olacaktır. Maalesef. Bugün ortaya çıktı ki hocam, Oya Hanım ölenlerden biri, yani modellik de yapan, Mimar Sinan Üniversitesi'nde ressamlara, heykeltıraşlara modellik yapan o hanım hakkında 21 icra soruşturması var. 21 icra dosyası var. Peki bu bir gazete demeye dilim varmıyor. Bir iktidar organında ki bir köşe yazarının yazısına ne diyorsunuz? Ne diyor hocam yazısında? 4000 lira geliri varmış. 4000 lira geliri varmış. Bu intiharlar üzerinden. Yahu 4000 liraya bırak 4 kardeşi. Bir kişi tek başına bile bir ayda geçinemez. Hocam 4000 liraya geçinen insanlar var bu ülkede. O başka bir şey. Şimdi gelirlerden birisi düzensiz bir işi var. Yani siz modellik yapmaya gittiğiniz zaman yılın 12 ayın 3-4 ayı iş yapıyorsunuz. Yani orada sürekli bir insanlar heykel ve resim yapmıyor ki. Bir diğeri de şu. Haciz var zaten maaşlardan birinde. Ve diğerleri işsiz. Hayır, yazı 4000 lira üzerinden gidiyordu onun için. Evet. 4000 liraya bir geçinin bakayım. Hocam 4000 liraya geçinen insanlar olabilir. Şey ya, değil. Ya tabii, Türkiye'nin birçok yerinde sınırın, olabilir. Tabii açlık olabilir. Sınırında geçiniliyor. Şimdi, eğer o geçinmekse. 4 kişi 4. Evet. 4 kişiyi 4000 liraya geçindirin bakayım Türkiye'de. Kirasına, elektriğine, suyuna. Elektriği de kesmişler ya. Hocam 4000 lira girmiyor. Bu yalan haber. Yalan haber hocam. 4000 lira girmiyor eve. Neyse iddia. Hiç girmiyor. İddia. Maaş aciz gelmiş. Diğeri bir kuryelik yapıyor. O da düzensiz çalışıyor. 4 kişiler eve giren 1000 lira bile değil. Tabii. Hayır abi. 1000 lira bile değil. İstanbul gibi bir kentte ayrıca olsa bile. 1000 lira bile değil. 1000 lira bile değil. Bu da tartışılmaz. Burada bir felaket var. Bir yoksulluk var. Bir yoksulluk nedeniyle yaşamına son vermişler. Bir de bir başka tartışma var. O tartışma kriminal bir tartışmadır ve sadece polisler ilgilendirir. Bu tartışma üzerinden kimseyi suçlamamak lazım. Birlikte verilmiş bir karar, bu belli. Kardeşlerden birinin daha geç ölmesinin nedeni polis şeflerinin, deneyimli polis müdürlerinin, uzmanların yaptığı değerlendirme bence doğru. Ertuğrul Özkök de zaten bir bölümünü köşesine taşımış. Diğer üç kardeşine siyanürü verdikten sonra en son kendisi aldığı için siyanürü daha geç ölüm gerçekleşmiş olabilir diye bir değerlendirme var ki muhtemelen böyle. Ama ortada 2019 Türkiye'sinde AKP'nin yönettiği Türkiye'de Fatih semtinde yoksulluk nedeniyle 4 kardeşin hayatına birlikte son verdiği bir dramla karşı karşıyayız. Buna saygı duyulması gerekir. Bırakın burada işte şey günahtır, intihar günahtır filan tartışmalarını bir yana bırakın. Bu sizin anlayışınıza göre böyledir. Bu hayat, bu acılar İnsanlara dayanılmaz hale gelmiş. Bu kalpsiz dünyanın kalbi yok. Bu belli.
kalpsiz Marx dini kalpsiz dünyanın kalbidir. Yoksulların sığındığı bir alandır der. Yoksulların bile sığınmasına izin vermiyorsunuz İslam'a. Bu kadar tekelinize aldınız ki, bu kadar insanlık karşıtı bir yerden yeniden konumlandırdınız ki. İslam deyince karşımıza IŞİD'liler çıkıyor, El-Nusracılar çıkıyor, El-Kaideciler çıkıyor ya da Akit gibi. Ne diyelim, vicdansızlığı din diye bu topluma dayatan bir takım insanlar çıkıyor. Meğersem oymuş hocam, ateist oldukları için ölmüşler, iyi mi? Öyle şimdi başka bir şey, siz bilmiyorum, daha ben izleyemedim, burada kullanmış olabilirsiniz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında eğer insanlar geçinemiyorlarsa, geçim sıkıntısı çekiyorlarsa bunun sorumlusu iktidardır. Biz yayınlıyoruz hocam onu. Ya siz de yayınlıyorsunuz. Ne demişti diye yayınlıyoruz. Evet. Şimdi bir de öyle bir şey var. Yani kendileri 3. köprüye karşı çıktılar. Yağmadır, İstanbul'un intiharıdır dediler. 3. köprüyü bizim cebimizden üstelik de torunlarımızın filan da gelirlerini ipotetik ederek yaptırdılar. Hocam bunların yaşamını niye kirletiyorlar biliyor musunuz? Ekonomik krizi gizlemeye çalışıyorlar tam o dediğiniz sebeple. Evet, şimdi yani şöyle, şimdi aynı şey kendi zamanlarında böyle olaylar olduğu zaman onların sorumluluğu derhal siyasal iktidara yollanıyor. Ama kendilerinin üstelik zam üstüne zam yaptıkları, zam lafını bile sansürleyip güncelleme diye onu örtbas ettikleri, ama yani o %15 bile değil, 14.99 diye üst üste ay veya 2 ayda bir, 3 ayda bir zam yapıp elektriğe, bilmem doğalgaza, yani temel maddelere zam yapıp onlara bağlı olan bütün geçim maddelerini zamlandırdıktan sonra bu intiharlar vesaireler, şimdi daha yani vakit sınırlı olduğu için gelmiyorum. Başka yoksulluk intiharları var, iş bulamadığı için intiharlar var. Yani iş bulamamaktan dolayı intihar nereden kaynaklanıyor? Yoksulluktan kaynaklanıyor tabii. Daha ondan sonra onları işte efendim yok ateistmişler de yok bilmem 4000 lira geliri varmış da bilmem neymiş gibi bir takım şeylerle köşe yazılarında ve bir takım nasıl diyelim, gazete demeye dilim var mı, o yayın organlarında iddia ediyorlar. Evet. Hocam çünkü yoksulluğu gizlemeye çalışıyorlar. Çünkü ekonomik krizi gizlemeye çalışıyorlar. Çünkü sefaleti gizlemeye çalışıyorlar. Tıpkı Berat Albayrak'ın yaptığı gibi bugün Samsun'da. Ekonomiyi eleştiren profesörlere, uzmanlara ve gazetecilere tıpkı terör örgütleri gibi yapıyorlar dedi bu iş. Zaten o da terör suçu olacakmış. Ben Sayın Albayrak'ın bu sözlerini geri almasını talep ediyorum. Yanlış ekonomi politikalar izlediğinizi söyleyenler, eleştirenler ciddi bilimsel tezlere dayalı bir biçimde bunu yapıyorlar. Tutun ki bunu yapmıyorlar ve karşılar size. Muhalefet sizi eleştiriyor. Nasıl terör örgütü üyeleri gibi olmakla suçlarsınız bunları? Değerli seyirciler, iktidar yanlış bir ekonomi politika izliyorlar. Bu ekonomi politikalar Türkiye'yi yoksullaştırıyor. Bütün ulusal varlıkları yağmaladılar. Özelleştirdiler, fabrikaları kapattılar. Üretime dayalı ekonomi yerini tüketime dayalı AVM anlayışına bıraktı diyenleri tıpkı teröristler gibi Türkiye'yi uluslararası piyasalarda baskı altına alan, zor duruma düşüren bir takım çevreler olarak nitelendiriyor. Teröristler gibi dediler. Ben herhalde bir dil sürçmesi olması gerektiğini düşünüyorum bunun. Ama öyle olmadığını biliyorum. Nedeni şu. Eleştiriye tahammülü kalmamış bir iktidarla yüz yüzeyiz. Eğer iktisat politikalarını eleştiren hocaları, üniversite öğretim üyelerini, aydınları, gazetecileri bile terörist olmakla suçlamaya başladıysanız eğer sizin sorunuz yakın demektir. Ve maalesef bir korku ve panik içinde olduğunuz anlaşılıyor. O korkunun da ecele faydası yok. Basit bir iktisat eleştirisini bile terör eylemleriyle ya da terörist örgütlerin eleştirileriyle bir tutmaya başlamışsanız işiniz bitmiş demektir. Şimdi tabii ben bunun bir dil sürçmesi olduğunu falan asla düşünmüyorum. Ben kusura bakmayın. Çünkü ben de düşünmediğimi söyledim hocam. Birkaç gün önce medyaya çıkan haberleri hatırlayın. Yakında ekonomik durumu eleştirmek terör suçu sayılacak diye haber çıktı. Hatta Twitter'da ben ona bir de yorum yaptım. Cak değil, yani
terör suçu sayılacak değil, terör suçu sayılıyor diye. Hatırlayınız, hatırlayınız bir Twitter kullanıcısı, bir Twitter kullanıcısı dolar 7 lira oldu diye bir mesaj attığı için, Twitter'da bir tweet attığı için terör suçuyla gözaltına alındı. Sonra ne oldu bilmiyorum, izleyemedim. Yani bakmak gerekir tabii herhalde. Çok doğru dürüst bir savcıya veya yargıca rastladıysa gülerek tahliye filan edilmiştir. Ama paldır küldür gözaltına aldılar o tweet sahibini. Ne diye? Dolar 7 liraya çıktı dedi diye. Yani onun için yani hiç bu dil sürüşmesi filan değil. Ben de öyle olmadığını söyledim hocam. Yakında bizim ekonomi, biliyorum. Hukuk profesörlerinin dillerini kopardılar. Hukuk profesörlerinden hiç konuşan var mı? O hukuk fakültesinin anlı şanlı dekanlarından, o hocalarından bir veya iki tane o ara sıra o da görüyorsunuz. Zaten konuşanları çağırmıyorlardı. Televizyonlara da çağırmıyorlar ama başka yerde yani Cumhuriyet'te bir günde Evrensel'de bizim bu kanallarda filan olabilirler. Hiçbir yerde yoklar. Dilleri koptu. Şimdi aynı şeyi ekonomi profesörlerine yapıyorlar. Zaten profesör deyince onlar kimi anladı, kimi anladıklarını biliyorsunuz. Onlar işte belli isimleri anlıyorlar. Profesörlükten nasibini almamış ne kadar insan varsa profesör diye kendi emirlerine göre konuşan, bilimi onlara göre saptıran insanları anlıyorlar. Evet, maalesef öyle. Biz konuşuyoruz hocam, biz eleştiriyoruz. Biz konuşmaya ve eleştirmeye devam edeceğiz. Tele 1 olduğu sürece rahat yok onlara. Bu Türkiye'yi eleştiriden, bu Türkiye'yi muhalefetten, bu Türkiye'yi denetimden yoksun bırakamayacaklar. Biz toplum adına, biz bu ülke adına, biz bu ülkenin geleceği adına, çocuklarımız adına, iyi insanlar adına, iyiliği toplumsallaştırmak ve örgütlemek için biz eleştirmeye, biz muhalefet etmeye, biz sorgulamaya ve biz tartışmaya devam edeceğiz. O yüzden Tele 1 gibi televizyonlar Türkiye'de demokrasinin çok önemli kurumlarıdır. Vazgeçilmez kurumlarıdır. Ve o nedenle hocam toplum bizi destekliyor. O nedenle seyirciler bizim yanımızda. O nedenle seyirciler bize destek oluyor. Ve umuyoruz ki bu mücadelede, bu ülke aydınlığa, bu ülke özgürlüğe, bu ülke demokrasiye ulaşana kadar da seyircilerimiz bizi yalnız bırakmayacak. Tele 1'in kampanyaları var, bunu destekleyecekler. Ben bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Tele 1'i yalnız bırakmayın. Bu ülkede umudu yükseltmenin yolu Tele 1 ve Tele 1 gibi medya organlarını, kendimizi ifade ettiğimiz toplumun eğilimlerini, farklı görüşleri ve muhalefeti ifade eden, bunu toplumla paylaşan, ülkeyle paylaşan, kamuoyuyla paylaşan bu yayın organlarını desteklemeye devam edeceğinizi düşünüyorum. Evet, değerli izleyiciler, 18 artı onu da bitirmek üzereyiz. Ben 10 Kasım Pazar günü Köln'de, Almanya'da, Köln Üniversitesi'nde Atatürk'ü anlatacağım. Bu programın Almanya'da da çok izlendiğini biliyorum. O yüzden bizi Almanya'dan izleyen değerli takipçilerimize buradan haber vereyim. Pazar günü 17'de Köln Üniversitesi'nde bir Atatürk'le ilgili bir anma töreni olacak ve ben orada konuşacağım. Geçen hafta sevgili Yanardağ Stuttgart'taydı herhalde. Değil mi? Stuttgart'taydı. Ben de bu hafta Köln'de olacağım. Önceki hafta. Çok hızlı geçiyor günler. Çok hızlı günler, saatler. Ben hiçbir şeye yetişemiyorum. Katiyen hiçbir şeye yetişemiyorum. Yani onun için kusura bakmayın. Ben bütün Almanya'daki yurttaşlarımızın, sadece ki Köln'deki değil, çifte yurttaş olabilir, Almanya'ya yerleşmiş soydaşlarımız, yurttaşlarımız olabilir, Türkiye'liler olabilir. Bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum. Emre Kongar'la her zaman yüz yüze sohbet etmek, onu dinlemek, kitaplarını imzalatmak mümkün değildir. Her zaman bu şansınız olmayabilir. Bu şansı kaçırmayın diyorum. Mutlaka saat kaç hocam? 17'de. 17'de. Şu anda 29'dayız. Köln'de 17'de. Hayır, şu anda saat. 18 artı 11'deyiz de saat kaç deyince. Hayır. Etkinliğiniz kaçta? 17'de. Saat 17'de. Değerli seyirciler, ben de 10 Kasım günü saat 13'te TÜYAP'ta olacağım. Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı'nda olacağım. Kırmızı Kedi standında kitaplarımı imzalayacağım. Uygun olan, vakti olan bütün izleyicilerimizi ve okurlarımızı ben de pazar günü kitap fuarında bekliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Evet, ben de sevgili Yanardağ'a kitap imzalatma fırsatı bulanların çok şanslı okurlar olduğunu düşünüyorum.
Ona da kolay gelsin. Okurlarımızı da pazar günü TÜYAP'a bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.